Arkadaşlar ben Görkem. Bugün arkadaşlar kör mimarlara tepki vereceğiz. Biliyorsunuz daha önceden mimari faciaları videosu yapmıştım yani. Hatta 3-4 kere yapmıştım. Bugün tekrardan yapıyoruz. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsan video beğenip kanalıma abone olmayı, bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Demek istemiyorum artık, demeyeceğim. Böyle videolar benim modumu düşürüyor. Çünkü gerçekten berbat dizayn hataları var. İlkinden başlıyoruz. Evet, birinci faciamız... Koyayım videonun başından ya. Yapım aşamasında olan evin içinden geçen bir elektrik direği ve şurada da radar var. 40'ı geçmeyiniz. Burada arkadaşlar kalorifer peteği yok aslında. Petekçik. Bunlar herhalde online eğitimden mimar olmuş esprisini yapacağım ama yani online eğitim yeni bu sene oldu. Bu fotoğraflar 10 yıllık herhalde, 20 yıllık da olabilir. Bu ne saçmalık ya? Evet, ben ömrümde böyle bir mutfak görmedim. Evimde böyle bir mutfak olsun isterim. Pardon, banyoymuş. Bu şaka olmalı bu arada. Gerçekten hani mutfakta klozet ve duşa kabin var. Hemen duşunu aldıktan sonra yemeğini mi yapacaksın? Veya böyle fırını hemen kontrol edebilmek için mi? Bu videoda benim beynim yanıyor ya. Bence sadece Esenyurt'ta böyle bir ev olabilir bu arada. Sıçarken aynı zamanda annenizin yaptığı kurabiyeleri yiyorsunuz. Tövbe estağfurullah, şimdi çarpılacağız, esprisi bile kötü. Stat gibi stat be. Gerçekten duvar manzaralı bir stat. Geleceğimi izliyorumdur. Böyle düz bir duvar. Onda 10 tribün. Ya yeter, her videoda şu faciayı görmek zorunda mıyız arkadaşlar ya? Hep böyle karşılıklı bir klozet oluyor. Yok yanda oluyor. Yok 4 tane ard arda oluyor. Bunu görmek zorunda mıyız ya? Ben de bunu yaptırmak istiyorum. Benim bir tanıdığım var, kör mimar. Gözlerin gözlerime değdiği zaman felaketim olurdu. Sıçardım. Ben ne diyorum ya? Var bir hayalimiz. Şurada düşünün, peçete yok. Aşkım burada peçete kalmamış. Senin taraftan fırlatsana ya. Tamam, komik değil artık, yeter. Şaka mı lan bu? Bu ağacın burada olması gerekirken yolun ortasında olması. Kim yapıyor bunları ya? Ben yorum yapamıyorum ya. Alo kanka, sizin ev doğalgazlı mı? Aynen kanka ben. Bu facia değil bu arada. Mimari zeka. Buna a**ayım, kuşak çatışması mı? Sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Hiç bilmiyorum ve bilmiyoruz büyük ihtimal. Siz de anlamadınız. Tekerlek mi bu, ne ya? Bazen her şeyi sorgulamamak gerekiyor. Zevk meselesidir. Kusura bakmayın ama bunu da mı görecektik biz ya? Error verdim. Arkadaşlar gülüp geçmeyin. Bence gayet estetik bir mimar. Of 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 of. Böyle bir salon bakınca daraldım. Size soruyorum, yorumlarda yazın. Burada yaşamak ister miydiniz? Böyle bir salonunuz, böyle bir eviniz olsun ister miydiniz? Hatta şöyle diğer fotoğrafı da var. Bakın. Oğlum bir şey görünmüyor ki burada. Lan ben koltuğu göremem. Yapacağınız işi siz... YJ, my Porsche. Hep efektle mi ekleyeceğiz? Biraz doğal olsun. Ya kardeşim burada çocuk izliyor, Allah belanızı ya. Ruh moment dedirten bir facia. Yatak odasında bir duşa kabin. Mutfakta gördük. Yatak odasında gördük. Yarın bir gün evin terasında falan görürsek şaşmayın. Hızlı gusül. Bak burada da mutfağın dolabında gizli bir lavabo. Vallahi bu efsaneymiş. Ona ne avradını. Komşuya oturmaya gitmeden komşuda oturabiliyorsun. Gayet zekice değil mi? Adamın azmine hayran kaldım. Bence mühendisin hiçbir suçu yok. Bu adamın boyu kısa. Priz'in burada ne iş var? Priz, ben niye buradayım diyorum. Bunda bir şey yok ya. Bu da zirvede bırakmak adlı çalışma. Zirveye bir tane klozet koymuşlar. Diye zirvede bırakıyorsunuz yani. Yürüyen merdiven ama şuraya falan şey yazmaları lazım. Lütfen oturarak bininiz. Ya da lütfen oturarak ininiz. 1.50 yürüyen merdiveni. Ulan hepsi güzelce böyle dizilmiş ama bir tanesi böyle yukarı çıkmış kendi kendine bu arada yani. Mimarın hiçbir hatası yok. Ya bu pis duvar herhalde şey yani, düz duvara tırmanabilenlere özel. Güzel düşünülmüş, valla ince düşünülmüş. Mutluluğa açılan kapı. Bu asansörü de ilahi güçle geçiyorsunuz herhalde. Pardon, affedersiniz ama yani g***mizi ağaç kabuğuyla mı sileceğiz hocam? Ulan inşallah bunlar Photoshop'tur yani, o kadar mimara bilmem neye laf ediyoruz. Abicim böyle yapacağınıza içine noodle döküp yapsaydınız daha hayırlı olur. Bildiğim bantlamışlar ya. Aa, bu şey değil mi kalbim? Kalbim. Bak yine aklıma o geldi, cringe'lendim. Evet. Bu faciamızda da... İki tarafında gönül olsun misali. O ne kardeş, yarısını bana ver. Evet, emmeli duvar gömmeli televizyon. Muhteşem. Yarbi şu anda izleyenler olarak beynimiz yandı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine bir yatak odasında duşa kabin var ya. Böyle bir şey bu arada bana mantıklı gelmiyor. Başkalarına mantıklı gelebilir ama bana mantıklı gelmiyor. Bir yatak odasında duşa kabinin olması saçmalık bence yani. Artık bu nedir ya? Sevmediğim çocuğu parka götürmüşümdür. Ya bunlar shop falan olmalı yani, gerçekten dalga falan geçiyoruz. Geçiyoruz ama yani bunlar shop falandır yani gerçekte. Umarım yoktur böyle şeyler. Ulan bunu da mı görecektik ya? Bu terslikte bir iş var. Klima değil, ev yanlış yere yapılmış. Ne oluyor lan? Ertesi güne ışınlandık. Evet, yeni bir günden selamlar. Dünkü videoda hata oldu. O yüzden facialara devam ediyoruz. Evet, bu mutfağımız görüyorsunuz arkadaşlar. Barbie bebek mutfağı adeta. Her yer süslü, pembeli, böyle bir şeyli. Yani abi yenge herhalde pavyondan çalmış. Allah'ım böyle bir mutfak nasip etme.
Ama aranızda böyle bir mutfak isteyenler varsa Allah sizlere nasip etsin. Bu balkonu kullanmak için pencereden atlıyorsunuz ve manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Buradan aşağı balkona da gidebilirsiniz. Oğlum kafanızı ya. Parası olan cam yaptırır misali. Bu gördüğünüz o aklınıza gelen şey değil. Bu bir lamba. Avize deniyor galiba. Yalnız bu avizeyi yapanın aklında neler vardı merak ediyorum açıkçası. Büyük ihtimal siz de merak ediyorsunuz. Affedersiniz ama ya gibi olmuş yani. Buraya sansür at, çok ağır oldu. O kanka ne haber, yeni avize attırmışsın. Yolu bantlamışlar. Bu bantlar asfalttan daha iyi bence. Şimdi yine şey diyormuşum. Bu şey değil mi ya, kırılan kalbim. Her şeyi böyle kalbe vuranlar var ya. Kalbim. Umarım bu binanın tasarımı böyledir yani. Yoksa bu bina fazla yaşamaz. 5 yıla kalmaz, devrilir. Ama insan böyle bir şeyi de kasıtlı yaptırmaz yani. Psikolojisi bozulur. Her an böyle düşebilir gibi. What the fuck is going on? Bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama ben görmedim açıkçası. Yani klozetin üstünde çamaşır makinesi. Çamaşır makinesini nasıl kullanıyorsunuz? Uçarak çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Ulan bu sanat ya. Abi yine mutfak tuvalet birleşik ya. Bu nedir ya? Buradan tık 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 klozete çıkıyorsunuz. Sonra duş mu yapacaksınız? Tık 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 tık. Küvet miydi lan bunun ismi? Jacuzzi. Jacuzzi'ye iniyorsunuz. Buradan jacuzzi'den çıkıp fırındaki pizzanızı, yemeğinizi kontrol ediyorsunuz. Niye aklıma pizza geldi? Buradaki çekmecelerden de havlu mavlu çıkartırsınız artık. Ben ne diyorum ya? İyice saçmaladım. Adam musluğa yılan dansı yaptırmış. Böyle mimarın anısını s***. İyi günler. Ya bu gerçekten yeter, bokunu çıkardınız yani. Hep böyle bir pisuar hatalı oluyor, klima hatalı oluyor, mutfak hatalı oluyor, banyo yatak odasına giriyor. Hep aynı facialar, fark ettiniz mi? Bir de Türkiye'de oluyor bunlar. Ya hiç yabancı çıkmadı, yabancı değildir büyük ihtimalle, hep Türkiye. Bakın tırmanıyorsunuz bir de işemek için. Sidik yarışı. Burada sallanırken beyin kanaması geçiriyorsunuz. Ulan istediğince bile kötü oldum. Bu facia değil arkadaşlar, bence bu yaratıcılık. Ulan prizdeki burun benim burnumdan daha güzel. Iyyy bu ne lan? Böyle bir merdiven. Bak yine kusacağız. İstemezdim abi böyle bir merdiven şeyi. Bunu nasıl yorumlayacağım ben şimdi ya? Yani mezardan ortası Ziraat Bankası var. Bu Photoshop olsun lütfen ya. Gerçek olmasın. Allah'a havale. Evet, bu da onun kalbine giden merdivenler. Tamam, hep böyle dramatik bir şeye bağlıyoruz. Bildiğin facia alan bu. Zaten şuraya kadar gelebilirsiniz. Artık buradan sonrasını 1.50'ler geçebilir. Tamam, komik değil. Bu arada benim boyum 1.83. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Abi bu ne ya? Bak midem bulandı harbiden. Bu nasıl bir şey? Hayattan soğudum ya. Yeni evli varoş kız tuvaleti. Ulan beynim yandı. Duş başlığı nerede? Bu niye yüksekte? Buranın niye kapısı açık, kapısı yok? Çeşme niye burada? Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde olmayan kata çıkan merdiven. Evet, aranızda Marmara Üniversitesi'ne gitmek isteyen varsa vazgeçsin, gitmesin. Okuyan varsa da okulu bıraksın hocam. Oğlum bu ne, el freni mi? Ne lan bu? Umarım tuvalet kağıdı içindir. Yani aklımıza kötü şeyler geliyor maazallah. Abi ya, binaya bir otobüs girmediği kalmıştı, o da oldu ya. Escolar, Escobar. Şu zamana kadar hep mimari facialarına baktık. Şimdi de gelin isterseniz güzel mimari değişimlere bakalım. Before after. Mükemmel şeyler var. Burada bir balkon değişimi görüyoruz. Öncesi böyle boş bir şey ve sonrası. Abi muazzam ya gerçekten. Gördüğüm en güzel balkon değişimi. Bu da mutfak değişimi. Öncesi böyle ve sonrası görüyorsunuz. Efsane, mükemmel. Mwah. Videonun başındaki facialardan sonra bunlar ilaç gibi geldi, yemin ediyorum. Çalışma köşesinin değişimini görüyoruz şimdi de. Öncesi böyle boş ve sonrası kendine göre dizayn etmiş, sandalye koymuş, bitki koymuş, bilgisayar falan, raflar, bilmem neyler. İnsanın burada çalışası gelir. Milli mutfak dolapları görüyoruz burada. Öncesi ve sonrası. Abi mükemmel yapmışlar ya. Gerçekten muazzam. Abi adamlar film izlenecek oda yapmış ya. Şuraya bakar mısınız? Burada şömine mi var? Fake şömine var burada. Burada bir tane jacuzzi ve karşısında ekran. Yalnız tek bir dezavantajı var. Film izlerken elleriniz buruş buruş olur. Burada bir mutfak görürüz yine. Değişmeden önceki ve değiştikten sonra. Abi çok iyi ya. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yandaki videolarıma tıkarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bye.